Merhaba. Şu an 1890 ile 1910 yılları arasındaki eserlere ev sahipliği yapan galerideyiz. Bu dönem hem 19. yüzyıldaki gerçekçilik keşfinin ve edebi ve mitik temaların devam ettiği hem de 20. yüzyılın yeni düşünce ve soluklarına adapte olunan bir dönemdi. Bu gördüğünüz gallerli heykeltıraş Gaskamp John'a ait şaşırtıcı derecede gerçekçi bir eser. Eserin adı Oynayan Erkek Çocuğu. Muhteşem şekilde canlı gibi gözüküyor ve klasik pozlardan çok uzak bir duruşu var. Dikkatlice bakarsanız eserin doğallığını artırmak için malzemenin yumuşaklığından nasıl faydalanıldığını görebilirsiniz. Böylelikle cildin dokusunu düzgünleştirmiş. Aşık kemiğinde tekme atmak üzereyken kasılmış ayak tendonlarının belirginleştiğini fark edebilirsiniz. Aynı zamanda yüzünde yoğun bir konsantrasyon görünüyor. Şurada aynı şekilde ilginç bir pozda duran çok daha ünlü Eros figürünü görüyoruz. Onu Piccadilly Sirkus'taki yolda yer alan versiyonundan tanımış olabilirsiniz. Burada bronzdan yapılmış olduğunu görüyoruz. Bronzun sağlamlığı figürün sadece tek ayak parmağı üzerinde durabilmesini sağlamış. Şimdi Eros'un yüzüne yakından bakarsanız, Gilbert'ın gözlere direkt şeklini vermek yerine heykeli basitçe biçimlendirdiğini görebilirsiniz. Göz izlenimi yaratan gölgelerden ve ışıktan faydalanmış. Havva'nın yanına gidince de çok farklı bir atmosferle karşılaşıyoruz. Diğerleriyle kıyaslandığında çok daha kendine hakim bir eser olduğunu görebilirsiniz. Bakın kolları vücuduna yapışık halde. Çok dengeli bir pozda duruyor. Brock'un da aynı şekilde bu güzel ciltvari dokuyu yaratmak için yüzeyi düzgünleştirdiğini görebilirsiniz. Ve adeta klasik döneme ait bir heykel gibi duruyor, değil mi? Yüzü için Gilbert'ın kullandığı tekniğin aynını kullandığını fark edeceksiniz. Yine ışık ve gölge ile göz izlenimini yaratmış. Bunu da derin bir düşünce hissiyatı yaratmak için yapıyor. Sıra dışı bir Havva tasviri olmuş. Çünkü normalde baştan çıkarıcı biri olarak veya Adem'i baştan çıkardıktan sonra pişmanlık duyarken gösterilir. Adem de daha düşünceli bir karakter olarak tasvir ediliyor. Ama burada baştan çıkarma ve düşüş fikri hakkında düşünüp taşındığını görebilirsiniz. Ve bence Brock da bizi aynı şeyi yapmaya davet ediyor. Çünkü onu enfes güzellikteki malzemelerden enfes bir güzellikte yapmış.